diyorum. Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Bu video için Amerikan okullarında öğrencilere verilen en abartılı okul cezalarını derledik. Bazılarını anlamakta güçlük çekebilirsiniz. Bu Amerikalı çocuk beslenme saatinde yediği krakere ısırarak silah şekli vermiş. Bunu gören bir öğretmen öğrenciyi müdüre şikayet etmiş. Okul yönetimi çocuğa sırf bu yüzden 2 gün uzaklaştırma cezası vermiş. Ohio eyaletindeki okullarda silah ya da silaha benzeyen objeler ve görsellerle ilgili katı kurallar var. İhlal ettiğinizde yaşınız kaç olursa olsun böyle cezalar verilebiliyor. Aynı kural yüzünden başı derde giren bir diğer öğrenci de bu. Parmaklarını silah şekline getirip arkadaşlarına ateş ediyormuş gibi yaptığı için uzaklaştırma cezası almış. Hatta ailesinin de başı derde girmiş. Okul yönetimi çocuklarını bu konuda yeterince eğitemedikleri gerekçesiyle aileyi mahkemeye vermiş. Bu kız öğrenci de Amerika'daki sıkı yasakların kurbanlarından biri. Okula çantasında götürdüğü kahvaltı bıçağı yüzünden tutuklanmış. Kız diş teli kullandığı için meyveleri ısıramadığını, bu yüzden de yanında bu sivri olmayan bıçağı taşıdığını söylemiş. Ancak bu açıklama yetmeyince uzaklaştırma cezası almaktan kurtulamamış. Bu çocuk saçlarına hayran olduğu bir basketbolcunun resmini kazıtmış. Okul yönetimi bunu görünce çocuğa uzaklaştırma vermiş. Ayrıca okula dönebilmesi için saçlarını tamamen kazıtması gerektiğini söylemişler. Çocuk da mecburen denileni yapmış. İlköğretim okulunda okuyan bu kız parfüm sıktığı için polis tarafından gözaltına alınmış. Arkadaşları kıza kötü koktuğunu söylemişler. O da utanıp annesinin bir parfümünü okula getirmiş ve tuvalette üzerine sıkmış. Öğretmeni bunu fark edince adeta deliye dönmüş. Polis çağırarak kızı karakola götürmelerini sağlamış. Uygunsuz davranış nedeniyle $150 para cezası kesilmiş. Bu küçük kızsa okula Hello Kitty'nin köpük tabancasını götürdüğü için büyük bir ceza almış. Dünyanın en zararsız oyuncaklarından biri ama sırf silah görünümünde olduğundan 5 yaşındaki öğrenciyi okuldan atmışlar. Bu kız da öğretmeninin gazabına uğrayanlardan. Sürekli saçlarıyla oynadığı için öğretmeni kızı uyarmış. Küçük kız yapmaya devam edince öğretmen eline bir makas alıp sınıfın ortasında kızın saç örgülerini kesmiş. Bu öğrencinin aldığı ceza ise fotoğrafının okul yıllığına konmaması. Nedeni çok acayip. Yıllık için çekim yapılırken çok fazla gülmesi. Bu otizmli çocuk okulda korkunç bir cezaya maruz kalmış. Okul müdürü çocuğu sınıfta yaramazlık yapıyor diye büyük bir çantanın içine koymuş. Ayrıca çantanın fermuarını kapatıp bütün gün orada tutmuş. Son sırada Washington eyaletindeki bir okulun yaptırdığı ceza odası var. Buna bir tür hapishane hücresi de denebilir. Yaramazlık yapan öğrencileri bir saatliğine bu odaya kapatıyorlarmış.